kaderin suçu yok. Sual: benim cehenneme gideceğim anlama yazılmışsa, yani kaderimde varsa, günah işler cehenneme giderim. İbadet yapmamın ne faydası olur? Suç kaderimde değil mi? Cevap: şunu iyi bilmeli ki Allahü Teala kimseye zorla günah işletmez. İnsan kendi isteğiyle günah işlemektedir. Allahü Teala her insanın cennete veya cehenneme gideceğini ezelde biliyordu. Bu bilgisine kader, alın yazısı denir. Ezeldeki takdir bir emir değil, bir ilimdir. Allahü Teala ezeli ilmiyle kullarının kendi istekleriyle yapacakları işleri bilir. Bilmesi ise insanların ibadet etmesine veya günah işlemesine tesir etmez. Mesela bir öğretmenin bir talebesinin imtihanda kazanamayacağını önceden bilmesi, o talebenin imtihanını etkilemez. Talebe imtihanı kazanamayınca, "sen benim kazanamayacağımı imtihana girmeden önce söylüyordun" diyerek suçu öğretmene yüklemesi doğru olmaz. Takvimleri bir yıl içinde güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağı hesaplanarak yazılmıştır. Güneş, takvimde bildirilen saatlerde doğup batar. Güneş, takvime öyle yazıldı diye mi o saatte doğup batıyor? Takvimlere yazılması, güneşin doğup batmasına hiç etki eder mi? Takvime öyle yazıldığı için güneş bu saatte battı veya doğdu denebilir mi? Suçu takvime bulmak akla uymaz. Levh-i mahfuz denilen kaderimiz sanki takvime benzemektedir. İşte Allahü Teala'nın da ezeli ilmiyle, kulların kendi istekleriyle günah veya sevap işleyeceklerini bilmesi, kulların işlerine zorla bir müdahale değildir. Sevap da, günah da işleyen kendi arzusuyla işlemektedir. Zaten öyle olmasaydı, sevap işleyene mükafat, günah işleyene ceza verilmesi anlamsız olurdu. İbadete lüzum yok, kaderimde ne varsa onu görürüm diyen birine, Resulullah Efendimiz, ibadet et, herkese ezelde takdir edilmiş olanı yapmak kolay gelir buyurdu. Cennetliklerin ibadet yapması ve cehennemliklerin isyan etmesi, genelde sağlıklı yaşaması ezelde takdir edilmiş olanın gerekli ilacı almasına, hastalanması takdir edilmiş olanın da ilaç bulamamasına benzer. Hastalıktan ölmesi takdir edilmiş olana ilaç almak nasip olmaz. Zengin olması takdir edilmiş olana kazanç yolları açılır. Bunun gibi ezelde cennetlik olana iman ve ibadet etmesi nasip olur. Hadis-i şerifte cennetlik olan cennete götürecek, cehennemlik olan da cehenneme götürecek amel işler buyuruldu. Cehennemlik kimse, herkesin cennetlik veya cehennemlik olduğu ezelde takdir edilmiş der ve ibadet etmez. Bol mahsul alması takdir edilene ise, tarlasını sürmek, tohum ekmek nasip olur. Cennetlik olanın iman edip ibadet yapması, cehennemliğin de isyan edip kâfir olması böyledir. Cennetlik ve cehennemlik olmak, Allahü Teala'nın iki hazinesi gibidir. Birinci hazinenin anahtarı ibadet, ikincinin anahtarı günahtır. Cennetlik olan Allahü Teala'ya itaat eder, cehennemlik olan hep günah işler. Herkes cennetlik veya cehennemlik olduğunu amelinden anlayabilir. Her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya ihlas ile itaat ve ibadet etmekten hasıl olur. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan, rahat ve huzur da itaat yolundan gelir. Allahü Teala'nın adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi iyilik, güç ve acı gelenleri de felaket sanmamalı. Ebu Suud Efendi buyuruyor ki, yapılacak her işi Allahü Teala ezelde biliyordu. Fakat insanın iyiliği, kötülüğü, cennetlik, cehennemlik olacağı son nefeste belli olur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir kimse bütün ömrü boyunca cehenneme götürecek günahlar işler, fakat ömrünün son günlerinde cennete götürecek iyilikler yaparak cennete gider. Belli bir kâfirin
ebedi kafir kalıp kalmayacağını Allahü Teala bilir. Bunun muhakkak kafir kalacağını kimse söyleyemez. İlim maluma tabidir. Allahü Teala olacak şeyleri olacağı için biliyor. Kur'an-ı Kerim'de haber verilen şeyler de olacakları için bildiriliyor. Bir ressamın at resmi yapması, at o şekilde olduğu içindir. Yoksa atın o şekilde olması, ressam öyle yaptığı için değildir. Allahü Teala'nın bazı kimselerin imana gelmeyeceklerini bilmesi ve Kur'an-ı Kerim'de haber vermesi, onlar kendi arzularıyla küfür üzere kalmayı niyet edip, iman etmek istemedikleri içindir. Yoksa bunların kafir olması, Allahü Teala'nın bunları kafir bildiği ve haber verdiği için değildir. Herkese gelen nimet. Sual: ben inanmayan birisiyim. Allah bana niye imanı nasip etmiyor? Cevap: Allahü Teala'nın nimetleri ve ihsanları, iyilikleri her an iyilere de kötülere de gelmektedir. Herkese mal, rızık, hidayet ve daha başka her iyiliği fark gözetmeden göndermektedir. Fark bunları kabul edip etmemek suretiyle insanlardadır. Allahü Teala kimseye haksızlık etmez. İnsanı felakete sürükleyen çirkin işleridir. Güneş, elma ve bibere aynı şekilde parladığı halde, elmayı kızartınca tatlılaştırır, biberi kızartınca acılaştırır. Tatlılık ve acılık güneşin ışıklarıyla ise de, aralarındaki fark güneşten değil kendilerindendir. Allahü Teala bütün insanlara bir ananın yavrusuna olan merhametinden daha çok acıdığı için her insanın, her ailenin, her toplumun işlerinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini, dünyada rahat etmeleri ve ahirette sonsuz mutluluğa kavuşmaları için gereken her şeyi bildirdi. İslam alimleri bunların hepsini milyonlarca kitap yazarak bütün dünyaya bildirdi. Allahü Teala insanları işlerinde başıboş bırakmamıştır. İnsanların ahiretteki nimetlere kavuşmamaları, ondan yüz çevirdikleri içindir. Yüz çeviren elbette bir şey alamaz. Ağzı kapalı bir kap, Nisan yağmuruna kavuşamaz. Evet, yüz çeviren çok kimsenin dünya nimetleri içinde yaşadığı görülüp, mahrum kalmadıkları sanılsa da, bunlara dünya için çalışmalarının karşılığını vermektedir. Yalnız dünya için çalışanlara verdiği dünyalıklar, gerçekte felaket tohumudur. Bunlar nimet şeklinde gösterilen musibetlerdir. Allahü Teala kâfirlere çok mal ve evlat vermekle onlara iyilik ettiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, bunlar birer musibettir buyuruyor. Kâfirlere verilen dünyalıklar felakettir. Şeker hastasına verilen tatlı gibidir. İnsan günah işlemek isteyince Allahü Teala da ona acırsa günah işlemesini istemez. O da yapamaz. Demek ki insanın felaketlere sürüklenmesine sebep kendisidir. Eden kendine eder. Sual: bazıları hiç ibadet yapmayıp, haramlardan sakınmayıp, Allah kerimdir, rahimdir, kullarına acır, affı sonsuzdur, kimseye azap etmez diyorlar. Böyle söylemek uygun mudur? Cevap: Şeyh Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala kerim, rahim olduğu gibi azabı da şiddetlidir. Bu dünyada çoklarına fakirlik ve sıkıntı veriyor. Çok kerim ve rezzak olduğu halde çiftçilik sıkıntısını çekmeyene mahsul vermiyor. Herkesi yaşatan o olduğu halde yiyip içmeyeni yaşatmıyor. İlaç kullanmayan hastaya şifa vermiyor. Yaşamak, hasta olmamak ve mal sahibi olabilmek gibi dünya nimetlerinin hepsi için sebepler yaratmış, sebebine yapışmayana hiç acımayıp, dünya nimetlerinden mahrum bırakmıştır. Ahiret nimetlerine kavuşmak da böyledir. Kâfirliği ve cahilliği, ruhu öldüren zehir yapmıştır. Tembellik de ruhu hasta yapar. İlaç kullanılmazsa ruh hastalanır, ölür. Küfrün ve cahilliğin tek ilacı ilimdir. Tembelliğin ilacı da namaz kılmaktır. Bir kimse zehir yer ve Allah rahimdir, beni korur derse hastalanır, ölür. İshal olan müsil içerse
Şeker hastası tatlı yerse hastalık artar. Şehvete uymak, yani nefsin arzularını yapmak kalbi hasta eder. Şehvete uymanın günah olduğuna inanırsa, şehvete uyması kalbini öldürmez. Günah olduğuna inanmazsa kalbini öldürür. Çünkü inanmayan kafir olur. Küfürse kalbin ve ruhun zehridir. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok, İbadet yapan boşuna sıkıntı çekiyor diyene de rastlıyoruz. Böyle yanlış düşünen kimse, perhiz yapmayan hastaya benzer. Bu hastaya doktor perhiz tavsiye ediyor. Buysa perhiz yapmazsam doktora hiç zararı olmaz diyerek perhiz yapmıyor. Doktora zararı olmaz demesi doğrudur. Fakat kendine zarar vermektedir. Doktor kendine faydası olduğu için değil, onun hastalıktan kurtulması için perhiz yapmasını tavsiye etmiştir. Doktorun tavsiyesine uyarsa şifa bulur, uymazsa ölür gider. Tabibin bundan hiç zararı olmaz. Bunun gibi Allah'ın benim ibadetime ihtiyacı yok diyerek ibadetten kaçanlar da cehenneme gider. İbadete lüzum var. Sual: Yaptığım ve yapacağım işler önceden takdir edilip yazıldığına göre iş yapmanın ne önemi var? Cevap: Eshab-ı kiramdan bir zat da aynı suali sormuştu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, herkes kendi işine hazırlanır. Aynı suali soran Hazreti Ömer'e de buyurdu ki, herkes önceden takdir edilmiş olan işlere hazırlanır. Saadet ehlinden olan, saadet için çalışır. Şekavet ehlinden olan da, şekavet için çalışır. Aynı suali soran başka birine de Şems suresini okudu. İlgili kısmın meali şöyle: Cenab-ı Hak hayrı ve şerri veya taat ve günahı ve bu ikisinin hallerini öğretip bunlardan birini tutmak için ihtiyar, yani tercih hakkı, irade-i cüziye verdi. Nefsini tezkiye eden, kötülüklerden temizleyip faziletlerle dolduran kurtuldu. Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan ziyan etti. Şems suresi 7-10. ayetler. İnsan irade-i cüziyesini kullanmakta serbesttir, mecbur değildir. Yani irade-i cüziye, iyiliğe kullanılırsa Allahü Teala iyilik yaratır, kötülüğe kullanılırsa kötülük yaratır. Kul irade-i cüziyesini kullanıyor, Allahü Teala da yaratıyor. Zalimler iflah olmaz. Sual: İbrahim suresinin Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir mealindeki 4. ayetiyle aynı anlamda ayetler vardır. Bizim sapıklıkta kalmamız Allah'ın dilemesiyle olduğuna göre, Allah'ın bizleri sapık, kafir diye suçlaması uygun olur mu? Bir de hayrı ve şerri Allah yarattığına göre yaptığımız kötü işlerden niçin mesul oluyoruz? Cevap: Kur'an-ı Kerim'i anlamak öyle kolay değildir. Öyle olsaydı Allahü Teala, "Resulüm, Kur'an-ı Kerim'i insanlara açıkla" diye emretmezdi. Bazı ayetler bazısını açıklar. Mesela buyruluyor ki, Allah dilediğini saptırır, hakka yöneleni de doğru yola eriştirir. Rad suresi 27. ayeti. Allah iman edenleri dünya ve ahirette sapasağlam tutar, zalimleri ise saptırır. İbrahim suresi 27. ayeti. Elbette zalimler iflah olmaz. Kasas suresi 37. ayeti. Demek ki iflah olmayanlar, yani kurtuluşa ermeyenler, zalimler, hainler ve bunun gibi kötü kimselerdir. Allahü Teala iyiliği ve kötülüğü insanların irade etmesi, dilemesiyle yaratır. Namaz kılana da, hırsızlık edene de mani olmaz. Onlara namaz kılma ve hırsızlık etme gücünü veren de Allahü Teala'dır. Allahü Teala dilerse bir kimseyi layık olmadığı halde hidayete kavuşturabilir. İyi kimseyi ise asla sapıklıkta bırakmaz. Zalim, hain bir kimseyi ise adaletinin gereği olarak sapıklığa düşürür. Bir iyilik yapana 10 katı, 100 katı, 1000 katı sevap verebilir. Ama genelde bir günah işleyene bir ceza verir. Sevap ve günah işlemek,
insanların irade-i cüziyesine bağlı kılınmıştır ki, buna kesb denir. Kesb, kuldan, yaratmak Allah'tandır. Allahü Teala insanlara zorla günah işletmez. Haşa, zorla günah işletse, yarın niye günah işledin diye sorar mı hiç? Diyelim ki önümüzde iki tren yolu var. Garda da şunlar yazılıdır. Sağ yoldaki trene binen, sonsuz mutluluk diyarı olan cennete gider, sol yoldaki trense, sonsuz azap diyarı olan cehenneme gider. Yolcu, hür iradesiyle gideceği yerin biletini alır. İstediği trene biner. Son istasyona varmadan fikir değiştirebilir, dönüş yapabilir. Sağ yoldan giden trenden inip, sol yoldan giden trene binenler çıkabildiği gibi, sol yoldan giden trenden inip, sağ yoldan giden trene binenler de çıkabilir. Demek ki insan serbesttir. İstediği trene binip, istediği diyara gidebilir. Ancak o, yaya değil, trenle gidiyor. Treni süren de birisi var. İnsanları mutluluk diyarına da, azap diyarına da götüren trendir. İşte, iyi kötü dahil bütün işleri Allah yaratır demek, kula o işi yapma gücünü Allah veriyor demektir. Bir benzinci bir arabaya benzin verse, arabada kaza yapsa, kaza yapanın sen benzin vermeseydin ben kaza yapmazdım demesi meşru mazeret sayılmaz. Kendi iradesiyle azap diyarına giden kimsenin, bu diyara tren seferi koymasaydınız biz de buraya gelmezdik diyerek, tren işletmesini suçlaması doğru olmaz. Çünkü bu trene hiç kimse zorla bindirilmemiştir. Herkes kendi arzusuyla, iradesiyle binmiştir. İnsan iradesini kullanarak iyilik yaratılmasını isteyen sevap, kötülük yaratılmasını isteyen günah kazanır. Kur'an-ı Kerim'de de mealen buyruluyor ki, insan önceden ne hazırladığını görecektir. Tekvir Suresi 14. ayeti. Zerre kadar iyilik ve kötülük yapan karşılığını görecektir. Zilzal Suresi 7-8. ayetler. Kıyamet günü adalet terazileri kurarız. Hiç kimse haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur. Enbiya Suresi 47. ayeti.